Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizlere söz verdiğim gibi çağdaş Türk ve dünya tarihi konusuna hepiniz hoş geldiniz. Son konumuzda arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarımın konu anlatımlarından haberleri yok. Oynatma Lisesi'nde 2024 konu anlatımı KPSS başlığı altında e, videolar var değerli arkadaşlarım. E, tekrarlar için işinize eminim ki yarayacaktır. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen konumuza geçelim. İlk önce iki savaş arası döneme bakacağız. Sonrasında 2. Dünya Savaşı. Soğuk savaş, yumuşama ve küreselleşen dünyayla konumuzu bitireceğiz değerli arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım iki savaş arası dönem. 1919 ile 1939 yılları arası değil mi? Bakalım neler yaşanmış. Önce bir kaseti geriye saralım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tekrardan hatırlayalım. Savaşı bitiren antlaşmalara bakalım. Sonra da devletlerin politikalarından devam edelim. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda imparatorluklar parçalanıyor. Bunların başında Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı ve Avusturya geliyor değerli arkadaşlarım. Anlaşık mı? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Kimlermiş? Osmanlı, Rus ve Avusturya. Yeni devletler kurulacak artık. Polonya, Estonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan, Estonya gibi devletler. Estonya'yı söyledim. Polonya, Estonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan, Türkiye gibi devletler kurulacak. Bakın sevgili arkadaşlarım. İmparatorluklar parçalanıp yeni devletler kuruluyorsa bilin ki sınırlar tekrardan değişecektir. Sınırlar değişir. Bununla beraber harita değişecek mi? Haritada değişecek. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Devletlerin yıkılıp kurulmasıyla sınırlar değişir. Haritada paralel olarak değişir. Devletlerin politikaları artık uzak doğudan Nereye gelecek? Orta Doğu'ya gelecek. Ne için? Petrol için değerli arkadaşlarım. Şimdi özellikle sevgili arkadaşlarım. Yeni kurulan ve yıkılan devletlere baktığımızda rejim değişiklikleri yaşanıyor. İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm, Rusya'da komünizm. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nı şekillendiren fikir akımları olacaktır. Ve milletler cemiyeti... 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak. Nerede kurulduğu hakkında birazdan bilgi sahibi olacaksınız ki zaten Milli Mücadele Dönemi'nde de konuşmuştuk değerli arkadaşlarım. Şimdi birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı bitiren antlaşmalar 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet verecek. Bunların başında Almanlarla imzalanan Versay, Avusturya ile imzalanan Sencermen, Trianon'la e, Macaristan'la imzalanan Trianon, Bulgaristan'la imzalanan Nöyi yer alacaktır. Bunlara ilk olarak şimdi bu dört antlaşma nerede görüşüldü? Paris. Paris Konferansı. Dikkat ettiniz mi? Osmanlı'yı vermemiş. Buradan soru gelebilir. Dikkat edin. Bakın buradan soru gelebilir. Siyer Antlaşması Paris Antlaşması'nda değil Sanremo Konferansı'nda görüşülmüştür. Çünkü burada itiraflar Paris Konferansı'nda Osmanlı topraklarında paylaşamıyorlardı. Hatta İzmir'i İtalya yerine Yunanistan'a vermişlerdi. Hatırlayacağınız üzere. Kısa bir tekrar yapmak istedim burada. Şimdi sevgili arkadaşlarım. İki savaş arası dönemde devletlerin politikaları. Rusya'dan başlayacağız. Kısaca bilgiler vereceğim sizlere. Bu bilgiler altın değerinde. Dikkat edin. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Bolşevik devriminden dolayı iç karşılık ortaya çıkmış ve Bolşevikler yönetimleri ele geçirerek Çar 2. Nikola'yı tahttan indirmişler. Devrimden sonra geçici hükümet kuruluyor. Bu dönem denilince aklımıza bir meclis geliyor. Duma Meclisi. Hatta Türkler Duma Meclisi'ne ilerleyen zamanlarda temsilci bile gönderecekler. Geçici hükümet kuruluyor. Geçici hükümetin başına kim var? Vladimir İlyichev Lenin var. Vaatlerine bakın. Toprak, ekmek ve barış. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kuruluşuna tanıklık ediyoruz. NEP yürürlüğe girdi. Hocam bu ne? bu ekonomi politikasıdır. Çünkü savaş sırasında 11 milyona yakın insan ölüyor. İç savaş sırasında değerli arkadaşlarım. Bolşevik devrimi sırasında. O yüzden Lenin Novaya Ekonomika politikasını devreye koyuyor. Lenin denilince ekonomik anlamda aklına net gelecek. Tamam mı? Gelişmeler sonucu Çarlık Rusya ortadan kaldırıldı. Yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Lenin'den sonra başa geçecek olan kişi Stalin. Joseph Stalin. Kolhoz dediğimiz küçük çiftlikler birleştiriliyor. Bu çiftliklerin birleştirilmesi çiftçinin işine yaramadı. Ve Stalin kendisine karşı gelen tüm, tüm çiftçileri öldürüyor. Kendisine muhalefet olan tüm gazetecileri öldürüyor. Bir di, di, diktatörlük dönemi başlıyor değerli arkadaşlarım ve Stalin döneminde bizim bilmemiz gereken en önemli gelişme 5 yıllık kalkınma planının uygulanmasıdır. Hocam ne gibi bir etkiye sahip oldu ki? Bu 5 yıllık kalkınma planıyla Rusya 1929 dünya ekonomik buhranından en az etkilenen devlet oldu. Biliyor musunuz? Stalin diktatör. Çok diktatör değerli arkadaşlarım. Az önce söylediğim gibi kendisine muhalefet olanların hepsini ortadan kaldırıyor. Şimdi soru gelirse buradan gelebilir. Rusların Türkistan'ı asimile politikaları. Ruslar diyor ki bizim alfabemizi kullanacaksınız. Türkistan ismini kullanmayacaksınız. Her yönden kısıtlama getiriliyor. Her yönden asimile politikaları takip ediliyor. Okullarda, evde, işte Türkçe kullanılmayacak. Türkistan isminden bahsetmeyeceksin. Kiril alfabesini kullanacaksın. Bağımsızlık için başta zeki ve lidi togan olmak üzere önemli kişiler mücadele ediyor. Şimdi onlardan bahsedeceğiz değerli arkadaşlarım. Zeki ve Lidi Togan çıkma ihtimali yüksektir. Dikkat edin değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Şimdi Türkistan'ın kurtuluşu için başlayan harekete ne isim vereceğiz? Basmaca Hareketi. Şimdi arkadaşlarım Basmaca Hareketi denilince direkt Enver Paşa'yı işaret ediyorlar. Doğrudur. Enver Paşa Hareketi'nin içindedir. Ancak Basmaca Hareketi'nin liderini kim yapıyor? Korbaşı ergaş yapıyor değerli arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. Enver Paşa şehit düşüyor hareket sırasında. Çünkü Ruslar genel seferberlik ilan ediyor değerli arkadaşlar. Tüm orduyu buraya yığıyor. O yüzden basmacı harekatı Türkistan'ın kurtuluşu için başlatılan bir harekettir. Ve hareket başarısızlıkla sonuçlanıyor değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Dikkat edelim. Rusların genel olarak iki savaş arası dönemdeki politikası bu buydu. İkinci Dünya Savaşı'na yakın süreçte tekrardan konuşacağız. Gelelim Almanlara. Almanlar ne yapıyor? Savaştan yenik çıktılar. İlk önce Versay'ın getirmiş olduğu sıkıntılarla baş başa kalıyorlar. Sosyoekonomik yapı bozuluyor. Yeni bir anayasayı yürürlüğe koyuyorlar. Cumhuriyet ilan edilip Weimar Anayasası'nı yürürlüğe koyuyorlar. Ve bu dönemde değerli arkadaşlarım bu olaydan dolayı hiper enflasyon yaşanıyor. Bakın enflasyon zaten apayrı bir dert ama bu dönemde hiper enflasyon yaşanıyor. Yani Paranın değeri yok derece kadar az oluyor. Versay antlaşmasından kurtulmak isteyen Almanlar, Nazi partisini iktidara getiriyorlar. Ve bu parti, Hitler ideolojisini her yerde yayıyorlar. Versa'yı istemiyorlar değerli arkadaşlarım. Bu dönemde Hitler'in egemenliği altında olan Alman ajanlara biz gestapo diyoruz. Bu dönemde kör ve sessiz disiplin var değerli arkadaşlarım. Hitler ne derse odur. Hitler hem kendisini halka iyi göstermeye çalışıyor hem de alttan alta diktatörlük taslamaya çalışıyordu. Nasıl iyi göstermeye çalışıyor? Mesela aşevleri kuruyor. Yoksullar için yerler açıyor. Sinemayı ücretsiz hale getiriyor. Bunlar gibi. Ama yine de kendi iktidarını çok iyi şekilde yürütüyor. Şimdilik bu kadar yeter. İkinci Dünya Savaşı öncesi hangi paklara katıldı? Ne yaptı? Neyi feshetti? İkinci Dünya Savaşı nasıl hazırlandı? Onun hakkında konuşacağız. Şimdilik böyle. Bunu bilin yeter. İtalya'ya gelelim. Savaşı kazanmıştı. Ama istediğini alamamıştı. Neresiydi? İstediğini alamadığı yer neresiydi? Tekrar edelim. İzmir'di değil mi? Paris konferansından sonra İtalyanlarla itilafların arası açıldı. Çünkü kendisine vaat edilen topraklar verilmedi. O yüzden kara gömlekliler kimi getiriyorlar? Mussolini'yi getiriyorlar. Şöyle bir ek bilgi vermek istiyorum sizlere. Hitler'i getirenler kahverengi gömleklerdir. Mussolini'yi getirenler kara gömleklerdir. Bu dönemde faşist politika uygulanıyor. Mussolini ne mi yapıyor? Kendisini kim muhalefetse hepsini ortadan kaldırıyor. Gazeteci olsun, ne bileyim ona karşı gelen siyasi partiler olsun. Hepsini kapatıyor derler. arkadaşlarım. Tek iktidar, iktidar kalıyor ve faşizmi kendi ideolojisi haline getiriyor değerli arkadaşlarım. Tamam. Gidelim İspanya'ya. İspanya'ya gidelim. Şimdi. İspanya'da iç savaş yaşanıyor değerli arkadaşlar. Milliyetçiler ve cumhuriyetçiler arasında. İç savaşı kim kazanacak? General Franco kazanacak değerli arkadaşlar. Franco'yu unutmayın. General Franco İspanya iç savaşında etkin rol oynayan kişidir. Kendi şehrini bile bombalayan kişidir değerli arkadaşlarım kendi insanlarını bile öldüren kişidir. Kimler destek verecek sizce? Tabii ki Almanlar destek verecek. İspanya İç Savaşı Picasso'nun Guernica adlı tablosuna konu oluyor. Ben bunu güncel bilgilerde bekliyorum. Dikkat! ÖSYM güncel bilgileri genelde iki savaş arası dönemde seçiyor. Buna da dikkat edin. Mesela Alexander Fleming'i sormuştur. Birazdan bahsedeceğiz. Japonya 19. yüzyılda başlıyor. 20. yüzyılda politikasını devam ettiriyor. Mutsuhito önderliğinde Meiji restorasyonu gerçekleşiyor. Her şeyi değiştiriyor. İngiltere'den donanmayı alıyor. Anayasayı değiştiriyor. Ee, bununla beraber kadınlara hak veriyor. Sanayi alanında gelişmeleri imza atıyor. Ama bir şeyi tek değiştirmiyor. O ne hocam? Alfabe. Alfabeye dokunmuyor Mutsuhito. Tamam mı? İkinci Dünya Savaşı'nda Mutsuhito yok. Ona da dikkat çekelim. İkinci Dünya Savaşı'nda Hirohito'yu göreceğiz. Birazdan bahsedeceğiz. Şimdi bunlar genelde devletlerin politikasıydı. Gelelim Kan Gölü'ne. Gölü hocam? Orta Doğu. Orta Doğu'ya gelelim. Balfour Deklarasyonu. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour tarafından İsrail Devleti'nin temellerini atan gelişmedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her şeyi göreceksiniz. İngiltere'de Fransa mandeterliğine bakıyoruz. Savaştan sonra iki devlet de için bölgeye geliyorlar? Tabii ki petrol için. Özellikle İngilizler Musul'u çok istiyordu. Mekmaun Antlaşması'nı hatırlıyoruz. Gizli Antlaşma. Mekke emiri Şerif Hüseyin'e toprak veriyor. Toprak verilince bölgede iç karmaşa çıkıyor. Çünkü Mekke emiri Şerif Hüseyin toprakları kendi oğulları arasında bölüşüyor. Abdullah ve Faysal'a toprakları veriyor. Tamam mı? Şerif Hüseyin ve İbni Suud Abdülaziz arasında gerçekleşen savaşı Abdülaziz kazanıyor değerli Ve 1932 yılında Suudi Arabistan Krallığı resmen kuruluyor. İç çatışma burada başlıyor. Bölgeye Avrupalılar ve Amerikalılar geliyor şimdi değerli arkadaşlarım. ABD ne yapıyor? Burada etkin olmak istiyor. Bundan dolayı Suudlarla antlaşma yapıyor. Ve hangi şirketi kuruyor? Aramco şirketini kuruyor değerli arkadaşlarım. İki savaş arası dönemde Araplar arasında çatışmalar var. İngiltere ve Fransa bölgede egemen olmak istiyorlar değerli arkadaşlarım. Sonraki süreçlerde özellikle İkinci Dünya Savaşı'na yakın süreçte Orta Doğu ülkeleri mandaterlikten kurtuluyor. Tamam mı? Suriye, Lübnan, Yemen, Ürdün gibi devletler İngiltere ve Fransa'nın denetimi altındaydı değerli arkadaşlarım. Sonraki süreçte hepsi bağımsızlıklarına kavuşacak. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ne olacak? İsrail'in kurulmasıyla tekrardan çalışmalar başlayacak. Şimdi gelelim 1929 Dünya Ekonomik Krizi'ne. Wall Street borsası çöküyor. Bu borsa ne hocam? ABD'nin en büyük borsalarından biri. Borsa çöküyor, kriz tüm dünyada etkisini göstermeye başlıyor. Peki hocam bu kriz niye çıktı? 1. Başkan Hoover yeterli tedbirleri alamadı. 2. ABD borçlarını ve kredileri geri alamadı. 3. Şirketlerin birleşmesi, holdingler kurması ve bundan sonraki süreçte holdinglerin batması. 4. Pound'un değer kazanması. İngiltere para birimi. Bu gibi sebeplerden dolayı kriz patlak veriyor ve tüm dünyada etkisini gösteriyor. Sonuçlarına bakın sonuçlarına. 4.2 milyar dolar kayıp. 4000'e yakın banka kapatılıyor. Artık insanlar ilk çağa geri dönüyor. Clearing sistemi. Takas sistemi geliyor değerli arkadaşlar. İnsanlar ruh halleri sürekli değişiyor. Hastalıklar ortaya çıkıyor. İnsanlar artık ne yapacağını bilemiyor. En zengin bile en fakir duruma düşüyor. Over. Şimdi böyle bir durum karşısında devletler borçlarını nasıl ödeyecek? Moratorium devreye giriyor değerli arkadaşlarım moratorium, hover moratoriumu ile borçların erteleneceği haberi veriliyor. Hover yerine başbakan değişiyor ve Franklin Roosevelt devletin başına geçerek New Deal'ı devreye koyuyor. Kelime anlamı yeni görüşür değerli arkadaşlarım. Ekonomi yolunda atılan en önemli adımlardan biridir. Türkiye'ye baktığımızda yerli hafta, yerli mal haftası ilan ediliyor. Tasarruf cemiyeti kuruluyor. Türk parasını koruma kanunu çıkarılıyor. Gümrük yasası çıkarılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruluyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Saydıklarıma dikkat edin. Not tutabilirsiniz. Şimdi gelelim meseleye. Barışı koruma çabaları. Milletler Cemiyeti. Günümüz Birleşmiş Milletler gibi düşünebilirsiniz. Ama Milletler yönbiti genelde kimin taraftarlığını yapıyordu? İngiltere'nin arkadaşlarım. Başkentleri biliyorsunuz ki Cenevre'dir. Yani merkezleri Cenevre'dir. Çoğu konuda tarafkir davrandığı için 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle başarısız oluyor. Bir sonra ilkelerinde dile getirildi. Paris Konferansı'nda kurulma kararı alındı. 1920 yılında kuruldu. Locarno. Buradaki amaç ne? Locarno'dan önce Davis planını senin bilmen lazım. Davis planı Locarno'nun toplanmasına öncülük ediyor. Buradaki amaç Almanya'yı yumuşatmak ve tekrardan dünya siyasetine dahil etmektir. Türkiye burada yok değerli arkadaşlarım. Büyük devletler var. Özellikle Fransa. Fransa katılmak istiyor sürekli. Çünkü Almanlar Fransa'ya hiç iyi davranmayacak. Diğer gelişme briand Kellogg Pact. Bunlar diyor ki sürekli barış. Tamam mı? Bu pakt ABD ve Fransa önderliğinde gerçekleşiyor. Sonraki dönemde bu pakt da dağılıyor. Değerli yani arkadaşlar. Milletler Cemiyeti, Brian Kellogg Pakt, Locarno Pakt, iki savaş arası dönemde dünya barışına katkı sağlamak isteyen gelişmelerdir. Katkı sağlamaya çalışan Devlet adamları ve devlet adamları ve ülkelerdir değerli arkadaşlarım. Ancak başarısız olmuyor. Şimdi hem güncel bilgilerde hem tarihte karşımıza çıkabilecek yerler. İki savaş arası dönemde ne yaşandı? İlk radyo yayını ABD'de başladı. Biz buna ne diyeceğiz? Konuşan basın diyeceğiz. birazdan bir dakika değerli arkadaşlarım. Ben sürekli barış dediğim ya. Brian Kellogg sürekli barış diyor. Buna karşı gelen Mussolini oluyor değerli arkadaşlarım. Mussolini de sürekli savaş diyor. Savaş olmadan barış olmaz diyor. Savaş kaçınılmazdır diyor Mussolini. Tamam mı? Brian Kellogg sürekli barış derken Mussolini sürekli savaş diyor. Konuşan basına biz ne diyoruz? Radyo diyoruz. Vene başısı bulundu. C vitamini bulundu. Ses aygıtları geliştirildi. Radar geliştirildi. Alexander Fleming tarafından penisinin iğnesi bulundu değerli arkadaşlarım. Bu iğne Güncel bilgilerde ÖSYM tarafından tercih edildi. Einstein tarafından izafiyet teorisi ortaya atıldı. Bakın bu gelebilir. X sesi sinema faaliyete girdi ve John Steinbeck Gazap Büzümlerini yazıyordu arkadaşlarım. Hocam bu iyi anlatıyor? Batıyı eleştiriyor. Guernica'yı söyledik zaten. İspanya İç Savaşı Guernica'ya konu oluyor değerli arkadaşlar. Bu dönemde çizgi filmler de ortaya çıkıyordu arkadaşlarım. Hatta çizgi filmler propaganda aracı olarak da kullanılıyor. Bunlara dikkat edelim. ABD'nin gücünü gösteren Superman ortaya çıkıyor mesela. Çok pro propaganda var değerli yani arkadaşlarım. Özellikle yazılan kitaplar. Mesela hayvan çiftliğini okudunuz mu bilmiyorum. 1984'de okudunuz mu bilmiyorum. İki savaş arası dönemde siz bunları bilseniz bence yeterli olacaktır. Yine de bol bol soru çözmenizde fayda var. Şimdi nereye gidiyoruz değerli yani arkadaşlarım? İkinci Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Şöyle. Savaşın sebepleri ne? Savaştan sonra gerçekten ama gerçekten çok ağır antlaşmalar imzalandı. O yüzden Paris Barış Konferansı'na ne diyorlardı? Barışa son veren barış diyorlardı. Versay çok ağır antlaşma. Değerli arkadaşlarım. Diğer önemli sebep Japonların yayılma politikası. En önemli diğer sebep Japonya'nın ABD ambargosundan kurtulmak istemesi. İdeolojik düşüncelerin ön plana çıkması, faşizm ve nazizm. İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra istediğini alamaması. Bazı devletlerin çok uluslu yapıda kurulması. Hangi devletler bunlar? Çekoslovakya orada bahsetmedim, burada bahsediyorum. Çekoslovakya ve Yugoslavya ile alakaşırım. Bunlar çok ulus yapıda olduğu için 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet verdiler. Çünkü itiraz ettiler. Niye bizim gibi ulus devlet anlayışına göre kurulmadı bu devletler? Savaştan öncesine gidelim şimdi. İki savaş arası dönemde bir şey anlatmadım. Şimdi her şeyi anlatacağız. Almanya. Bakın. İkinci Dünya Savaşı öncesi devletlerin politikasını bil. Niye hocam? ÖSYM sordu. Yine soracak. Yine sorabilir. Dikkat et. Almanya'nın politikası hayat sahasıdır. Ne diyor Hitler? Topraklar Alman ırkına yetmiyor diyor. Bu bir. Ren bölgesine asker çıkarıyor. Sınırları genişletmeye başlıyor. Münih Konferansı'nda buraya dikkat et. İkinci Dünya Savaşı sırasında değil savaştan önce Çekoslovakya'dan Südetler bölgesini alıyor. Ayrıca Lokarno'yu Fes edecek değerli arkadaşlarım. Locarno'dan çekilecek. Versay'dan kurtulmaya çalışacak. Ve savaşa hazır bir şekilde gelecek. Ayrıca Saar bölgesini de ele geçirecek değerli arkadaşlarım. Almanlar yavaş yavaş geliyorlar savaşa. İtalya. Mare Nostrum bizim deniz politikasını ortaya atıyorlar. Arnavutlu'ya gemilik altına alıp Korfu Adası'nı ele geçiriyorlar. Ayrıca Habeşistan'ı işgal ediyorlar. Atatürk yönemi Türk dış politikasında Türkiye hakkında her şeyi vermiştim sizlere değerli arkadaşlarım. Bir önceki paylaşıma gidebilirsiniz. Dikkat ettiniz mi? Almanya ile İtalya sürekli sınırları genişletme çabasındalar. Japonya ne diyor? Asya Asyalı'nındır diyor. Avrupalı devletleri ve Amerika'yı uzaklaştırmaya çalışıyor. Yeni düzen diyoruz biz buna. Mançurya'yı işgal ediyor derler arkadaşlarım. Peki Japonların bu kadar rahat hareket etmesinde etkili olan sebep ne? Ne biliyor musunuz? İngiltere ile Fransa, Almanya ile İtalya ile İtalya. İngiltere ile Fransa, Almanya ve İtalya ile uğraşıyor. Amerika burada sessiz kalıyor. SSCB Almanların tehdidi altında. Her an her şey olabilir. O yüzden Japonlar çok rahat hareket ediyorlar. Geçerim. İngiltere çıktı. İngiliz Başbakanı Chamberlain yatıştırma politikasını takip etti. Geçerim. Politikaları bilmen lazım. Fransa Almanlara karşı mejinot hattını oluşturdu. Türkiye bazen geliyor. Diyor ki Türkiye yayılma politikası takip etti. Hayır. Böyle bir şey yok. Türkiye yayılma politikası takip etmedi tarafsızlık politikasını takip etti. Devletlerle antlaşmalar yaptı. Saldırmazlık antlaşmaları. Ruslarla, Almanlarla, İngilizlerle yakınlaşmaya çalışıyor. Ve Alman tehdidine karşı çakma katları oluşturuyor değerli arkadaşlar. Tamam mı? Sevgili arkadaşlar. İki savaş arası dönem ve ikinci dünya savaşından önceki durum bu şekilde. Değerli arkadaşlarım. Şimdi devletler Minver ve müttefik olarak ikiye ayrılacaklar. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf ve İttifak. İkinci Dünya Savaşı'nda Minver ve müttefik. Tamam bunlara bakalım. Liderleri hakkında da bilgi vereceğim şimdi. Taraflar. Minver bloğuna baktığımızda İtalya, Almanya, Japonya. Hatta bunlar birleşecekler ve Antikomintern Komintern Paktı kuracaklar. Antikomintern Park. Söyleyemedim lan. Antikomintern Paktı. Şimdi anti komintern dediğime göre kime karşılar? Rusya'ya karşılar. Tamam mı değerli Almanya ve İtalya arasında ne oluşturuluyor? Çelik Pakt. Bunlara da dikkat edin. Anti-Komintern Pakt SSCB'ye karşı Allah bilanı vermeye senin. Miverler İtalya, Almanya, Japonya, Müttefikler, İngilizler, Fransızlar SSCB sonradan gelecek ABD sonradan gelecek. SSCB'yi kim savaş ilan ediyor? Almanlar. ABD kim savaş ilan ediyor? Japonlar. Birazdan bahsedeceğiz. Liderlere bakıyoruz. Almanya'da Adolfus Hitler. Japonya'da Hirohito. İtalya'da Benito Mussolini. İngiltere'de Winston Churchill. Fransa'da Vichy hükümeti. Kim koruyor? Almanlar koruyor ve Charles de Gaulle'u görüyoruz. SSCB'de Joseph Stalin'i görüyoruz. ABD'de Roosevelt ve savaşın sonlarına doğru Truman'ı göreceğiz değerli arkadaşlarım. Bunu niye yazdım biliyor musunuz? Çünkü atom bombalarını bu atıyor. Şimdi burada Mussolini Duce olarak bilinir. Ve Scala Nutku'nu yazmıştır. Hitler'in en önemli eseri Kavgandır. Değerli arkadaşlarım. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Tamam mı? Şimdi gelelim olaya. Savaş nasıl başladı? Almanya Polonya'yı işgal ediyor. Çoğu ülkeye yapmış olduğu yıldırım harika. Hatta tek başına işgal etmiyor. Ruslar da payına düşeni alıyorlar. Avrupa'dan başlayacağız önce değerli arkadaşlarım. Avrupa'da savaş. Nasıl? Avrupa'da savaş. Bir dakika. Değerli arkadaşlarım. Avrupa'da savaş. Bakın. Şöyle biraz konuşalım. Zamanınızı alıyorum. Hakkınızı helal edin. İlk 3 yıl. Hem 1. Dünya Savaşı'nda hem 2. Dünya Savaşı'nda. Almanlar her iki savaşı da kazanabilirdi biliyor musunuz? Nasıl hocam? İlk 3 ilk üç yıl Almanların üstünlüğüyle başlıyor. Ama her ne hikmetse ABD iki savaşta da savaşın seyrini değiştiriyor değerli arkadaşlar. O yüzden Almanlar kazanamıyor. Fransa Almanya'ya karşı Mecunot hattını oluşturuyor. Ama Almanlar ne yapıyorlar? Ardenler bölgesini geçerek Fransa'yı işgal ediyor. Adolf Hitler Eiffel Kulesi'nin önüne gidiyor ve pozunu veriyor değerli arkadaşlarım. Çünkü Fransa'yı her zaman işgal etmek istemiştir. İngiltere'ye kartal hücumunu gerçekleştiriyor. Sonuç başarısız. Almanlar ağır yara alıyor değerli arkadaşlarım. Kartal hücumunu unutma. Almanlar SSCB'ye karşı Barbarossa harekatını gerçekleştiriyor. Almanlar öncesinde Türkiye'ye gelebilirdi. Türkiye'de hangi sendrom ortaya çıkıyor? Polonya sendromu. İsmet İnönü uyuyamıyor değerli arkadaşlarım. İsmet İnönü uyuyamıyor. Almanlar SSCB'ye savaş açıyor. Ve Barbarossa harekatını gerçekleştiriyorlar. Peki hocam Almanlar niye SSCB'ye saldırdı? Barbarossa harekatının amacı ne? 1- Rusları Doğu Avrupa'dan çıkarma. 2- Rusların zenginliğini ele geçirme. 3. Balkanlara egemen olma. Sonuç başarısız. Çünkü Leningrad ve Stalingrad savunmaları başarıya ulaşıyor değerli arkadaşlarım. Bu durum mihverlerin aleyhine sonuçlanıyor. Müttefikler rahat bir nefes alıyorlar. Avrupa'da Almanlar geri çekiliyor. Kuzey Afrika'ya gidiyoruz. Savaştan çekilen ilk devlet İtalya olacak değerli arkadaşlarım. İngiltere İtalyanlara İtalyan İtalyanların en önemli sömürgelerini bombalarken İtalya'da İngilizlerin en önemli sömürgelerini bombalıyor. Misillemeler karşılıklı misillemeler oluyor. ve İtalyanlar savaştan mağlup ayrılıyor değerli arkadaşlarım. Sicilya çıkarmasını zaten biliyorsunuzdur. İtalyanlar savaştan ilk çekilen devlet oluyor. Ben bu bilgiyi niye verdim? Çünkü şöyle sorular geliyor. Türkiye hangi devletlere savaş açarak Birleşmiş Milletleri e üye olmuştur diye. O yüzden değerli arkadaşlarım. İtalya yok tamam mı? Almanya ve Japonya var. Şimdi Pasifik'e geliyoruz. Japonlar ABD'nin uygulamış olduğu petrol ambargosundan kurtulmak için Pearl Harbor baskınını gerçekleştiriyorlar. Böylece ABD savaşa dahil oluyor değerli arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. ABD Japonya'ya karşı çok iyi bir savunma örneği sergiliyor. Mercan özellikle Midway'de ABD büyük başarılara imza atıyor. Japonların geri çekilmesini sağlıyor. Ama Japonlar tam olarak çekilmiyor. Bakın. Japonlar tarih boyunca kendi onurları için sürekli savaşmayı, ölümü göze alan bir ırk olmuştur değerli arkadaşlarım. Atom bombası atılmayana kadar Japonlar çekilmiyor savaştan. Biliyor musunuz? Çekilmiyorlar. Avrupa'da savaş, Kuzey Afrika'da savaş ve Pasifik'teki savaşı böyle değerlendirdik. Bu savaşların hangi ülkeler arasında gerçekleştiğini de bilmeniz lazım değerli arkadaşlarım. Şimdi öğrencilerin en çok karıştırdığı meseleler, konferanslar, konferanslar, savaş sırasında toplanan konferans ve paktar. Atlantik bildirisi tarihimiz 1941. ABD ve İngiltere arasında gerçekleşiyor. Savaştan sonra neler yapılacağı hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Birleşmiş Milletler'in temelleri atılıyor değerli arkadaşlarım. Atlantik bildirisinde. Savaştan sonraki gelişmeler ele alınacak. Mesela yenenler yenilenlerden devlet e yeniler yenilenlerden toprak almayacak. Barış ön planda tutulacak. Sömürgecilik yavaş yavaş ortadan kaldırılacaktır diyorlar. Değerli arkadaşlarım. Casablanca konferansı. Diyor ki mihver bloğu kayıtsız şartsız teslim olacak. Bu maddeyi unutma. Kasaplanka konferansında Miver bloğunun kayıtsız şartsız teslim olunmasına karar kılınıyor. Yalta konferansı. Bu konferansta şöyle bir karar alınıyor değerli arkadaşlarım. Şöyle bir karar alınıyor. Diyor ki Avrupa devletler Miver bloğuna savaş açarsanız BM'ye üye olabilirsiniz. Bu doğrultuda Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ediyor. SSCB Birleşmiş Milletler için 3 tane koltuk istiyor. O yüzden en karlı devlet hangisi oluyor? SSCB oluyor. Birleşmiş Milletlerin toplanma kararı, kurulma kararı burada alınıyor değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Ve resmi olarak Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı'nda kurulacak. 5 tane ülke veto yetkisine sahip ne demişti reis? Dünya 5'ten büyüktür demişti değil mi? İngiltere, Fransa, Çin, ABD ve Rusya. Bazı arkadaşlarım ABD yerine Almanya'yı alıyor. İngiltere yerine İtalya'yı alıyor. Almıyorsunuz bunları. Vetö yetkisine sahip 5 ülke İngiltere, Fransa, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dır. Dikkat edin, dikkat edin. Postam Konferansı. Almanya ile ilgili kararlar alınıyor ve Almanya'nın Dört işgal bölgesine ayrılacağı yönünde karar konuluyor. Postam. Değerli arkadaşlarım. Postam'ın amacı savaş sonrası durumları ele almak. Tamam. Normandiya. Hangi konferans alındı hocam bu karar? Kubek konferansında değerli arkadaşlarım. Amaç Fransa ve Belçika'yı işgalden kurtarıp Almanya'nın saf dışı yani e şöyle açıklayacağım. size değerli arkadaşlarım. Ramazan'dan dolayı bazen kelimeleri toparlayamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Normandiya çıkarmasının amacı Almanya. E, Normandiya çıkarmasının amacı Fransa ve Belçika'yı Alman işgalinden kurtarmaktır. Oh be. Tamam değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. Normandiya çıkarmasında Eisenhower'ı unutmayın. O, o, liderlik ediyor değerli arkadaşlarım. Eisenhower. Ve çıkarmada biliyor musunuz? Ee, çıkarmada <laughs> balon taklar oluyor ya. Almanlar Almanlara karşı balon taklar kullanılıyor. Gerçeği yansıtmayan taklar kullanılıyor değerli arkadaşlarım. Yani bu bilgiyi de niye verdiyse neyse devam edelim. Türkiye'yi savaşa dahil etme çabaları. Ha ha. Gelelim asıl meseleye işte. Adana görüşmeleri. Bu görüşme Değerli arkadaşlarım, Wilson Churchill ile İsmet Ünlü arasında geçeğileşiyor. İngiltere ile Türkiye arasında. Savaşa dahil etmek istiyorlar Türkiye'yi. Kayre'ye Türkiye'yi çağırıyorlar. İki tane Kayre görüşmesi oluyor, konferans oluyor. İlkine giden Numan Menemencioğlu'dur değerli arkadaşlarım. Numan Menemencioğlu. Acıktım ya. İlk giden Numan Menemencioğlu, ikincisine hem Numan Menemencioğlu gidiyor hem İsmet İnönü gidiyor. İsmet İnönü diyor ki bize gerekli yardımı yapın savaşa dahil olalım. Tamam mı? Türkiye'ye savaşa dahil etme çabaları. Bu şekilde. Moskova'da var değerli arkadaşlar. Moskova göçmeleri de var. Tahran'da da biraz konuşuyorlar bu meseleyi. Ama Türkiye tarafsızlığını her zaman koruyor. Savaşın sonlarına doğru Almanya ve Japonya'nın zayıfladığını görünce savaş ilan ediyor ve Birleşmiş Milletler'e üye oluyor. Yani arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakanları bilmemiz lazım. Bu dönemde Refik Saydam ve Fenerbahçe'nin efsanesi Şükrü Saraçoğlu değerli arkadaşlarım başbakanlık görevinde oluyorlar. Şükrü Saraçoğlu Bunlara dikkat edelim. Tarafsızlık politikası takip ediliyor. Karartma uygulamasına geçiliyor. Özellikle Almanlara karşı. Nar sistemi uygulanıyor. Ne demiştik? Fiyat belirleme demiştik. Özellikle kara borsacılığın önüne geçmek için. Varlık vergisi zengin ailelerden vergi alınıyor değerli arkadaşlarım. Petrol ofisi bu dönemde kuruluyor. Ekmek karnesi uygulanıyor. Bakın ekonomi çok ama çok iyi bir hal almıyor değerli arkadaşlarım. Ekmek karnesi uygulanıyor. Toprak mahsulleri vergisi çıkarılıyor. Ayrıca bu dönemde kara borsacılığın önüne geçilmesi için en önemli geçmelerden biri Milli Korunma Kanunu çıkarılıyor değerli arkadaşlarım. Her şey devletine güvendiği altına giriyor. İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel önderliğinde köy enstitüleri de kuruluyor değerli arkadaşlarım. Bunlar önemli gelişmeler. Bakın özellikle şu ikisi var ya sürekli tercih ediliyor. Ve başbakanlar. Dikkat edelim. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda. Savaşı kimler kazandı? Müttefikler. Savaştan sonra Berlin Duvarı oluşturuldu. Biraz daha konuşacağız. İnsanlık suçu işleyenler yargılanıyorlar. Değerli arkadaşlarım. Bunların başında İtalyanlar, Almanlar ve Japonlar geliyor. İnsan hakları evrensel bilgilerisi kabul ediliyor. Nazizm ve faşizm ortadan kaldırılıyor. Dünya iki kutba ayrılıyor. Ve Asya ile Afrika'da bağımsızlık hareketleri başlıyor değerli arkadaşlarım konuşacağız bunları. Birazdan konuşacağız. İki savaş arası dönem ve ikinci dünya savaşı bu şekildeydi değerli arkadaşlarım. Şimdi ben soru hazırlarken arkadaşlarım dedi ki hocam Kıbrıs sorunu Cansın'ın mektubu 1963-64 yılları arasını kapsarken ÖSYM e neden soğuk savaşın içinde değerlendirdi? Gelmişti soru çünkü. Klasik yöntemle devam edeceğiz. 45 ile 60 arasını soğuk savaş olarak değerlendirip 60'tan 80'e sonra 60 ile 80 arasını yumuşama sonrasını küreselleşen dünya olarak arayacağız değerli arkadaşlarım. 45 ile 60 arasına bakalım. Sonra da 60 ile 80 arasına bakalım. Ve tüm hepsini soğuk savaş olarak değerlendireceğiz artık. Geldik soğuk, soğuk savaşa. Dilim dönmüyor emin ederim. Neyse. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya iki kutba ayrıldı. Doğu bloğu SSCB'de, Batı bloğu ABD'de. Soğuk savaş terimini kullanan kişi ekstra bilgi olsun. Bernard Baruch'tur da alakalı. Bakın çağdaş Türk ve dünya tarihini ben her zaman öğrencilerim için de kısa kısa anlatırım. 3 soru geliyor. Bu konunun hakkı inanın 9-10 sorudur. Ama yapacak bir şey yok. 3 soru geldiği için Genel hatlarıyla bilsek bizim için yeterlidir. İlk önce Batı bloğundan başlayacağız. Sonra Doğu bloğuna geçeceğiz değerli arkadaşlarım. Sonra da Orta Doğu'ya gireceğiz. ABD ne yapıyor? Çevreleme politikasını takip ediyor. Truman doktrini ile Soğuk Savaş resmen başlıyor değerli arkadaşlarım. Truman doktrini ile Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapılıyor. Marshall Planı ile bu sefer müttefiklerine ABD ekonomik yardım sağlıyor değerli arkadaşlarım. Bu arada Enola Gay'den bahsetmedik. Onun hakkında da biraz konuşup buraya geçelim. Enola Gay. Bu ne hocam? İkinci Dünya Savaşı'nda ABD Başkanı Harry Truman tarafından Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan bombalardır. Değerli arkadaşlarım. Şişman adam, küçük çocuk. Tamam mı? Hatta ne diyorlar? Batman ve Little boy. Yani savaştan en son ayrılan Japonya oluyor. ABD askerlerinin ölmesini istemediği için öyle söylüyorlar tabi. Truman önderliğinde Japonya'ya atom bombasını atıyorlar. Bundan bahsetmek istedim değerli arkadaşlarım. Şimdi meseleye geri dönelim. Umarım kopmamışızdır. Çünkü bunlar önemli olduğu için sizlere söylemek istedim. En önemli gelişme günümüze kadar varlığını devam ettiren Kuzey Atlantik Baktı yani NATO. ABD ve müttefikleri arasında gerçekleşiyor. Günümüzde hala varlığını devam ettiriyor. Niye günümüzde varlığını devam ettirdi bilgisini verdiniz hocam? Çünkü Varşova baktı günümüzde yok. Avrupa konseri askeri inteliği olmayan kuruluşlardır. Bilim ve kültür yönünden sürekli destek sağlıyor. Ayet. Değerli arkadaşlar. Avrupa ekonomi topluluğu. Ortak bir Avrupa pazarının oluşturulması için kuruluyor. Schumann Fransız Dışişleri Bakanı'dır. Temeller atılıyor. 1957 yılında Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ismini alıyor. Ve 1993 Maastricht, burada vereyim sonra yine vereceğim sizlere. Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği ismini alıyor değerli arkadaşlar. Öncesinde Kopenhag kriterlerini de bilmeniz lazım. Kopenhag kriterleri hakkında birazdan konuşacağız. Batıdan sonra Doğu Bulağı'na geçiyoruz. Yani bakın değerli arkadaşlarım en basit haliyle. ABD ve SSCB hiçbir askeri çatışmaya girmiyorlar. Paktar kurarak ideolojik çatışma halinde oluyorlar. O yüzden bu döneme soğuk savaşıyorlar. Anladınız mı? Yani gözdağı veriyorlar birbirlerine üstünlük çabaları içindeler. Kim hangi devletleri kendi yanına çekerse düşüncesi var. Tamam mı? Şimdi Doğu Bulon'da yaşanan gelişmeler. Kominform. Sosyalist ülkeler Moskova'dan yönetilecek. ABD ABD'ye karşı oluşturulan en önemli kuruluşlardan biridir. Comecon, eko'dan şey yapabilirsiniz. Ekonomiyle alakalı arkadaşlarım. Sosyalist ülkelere ekonomi yardım paketidir. Varşova neye karşı? Neye karşı değerli arkadaşlarım? NATO'ya karşı. Hatta bazı devletler ilerleyen zamanlarda Varşova paktından ayrılacaklar. Bazıları ABD'ye yarışacak. Macaristan gibi mesela. SSCB Yugoslavya ilişkileri. Ben bu kısımdan soru bekliyorum. Mareşal Tito Balkanlarda güçlenmek istiyor. Ve Rusya bu durumu kabullenemiyor. Aralar bozulunca Yugoslavya'yı COMINFORM'dan çıkarıyor SSCB. Bakın dikkat edin. Önemli bir gelişme. Tamam mı? SSCB'nin COMINFORM'dan çıkardığı devlet hangisi? Yugoslavya. Çünkü üstünlük mücadelesi var. SSCB Çin ilişkileri. Yine üstünlük mücadelesi. İlişkiler bozuluyor. Çin ABD'ye yanaşıyor ve Birleşmiş Milletler'e üye oluyor. Yumuşama döneminde ping pong diplomasisinden bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Yani niye üstünlük çalışmaları var burada? Hala toprak almak istiyorlar değerli arkadaşlarım. Bakın. Halbuki birleşseler çok güçlü olacaklar. SSCB Macaristan. Fabrika işçileri bu sefer isyan ediyor ve Macaristan'da ayaklanmalar baş gösteriyordu. Devletin başına İmre Naci'yi getiriyorlar. Bu isimlere dikkat edin değerli arkadaşlarım. Bu isimlere dikkat edin. SSCB Çekoslovak ilişkilerine baktığımızda bu sefer ekonomik krizden dolayı halk ayaklanıyor. Ve Alexander Dubček önderliğinde insancıl komünizm hareketi ortaya çıkıyor. Ancak SSCB direkt orduyu oraya yolluyor. Basmacı harekatında olduğu gibi değerli arkadaşlar. Gelelim Berlin duvarına. Yani kısaca anladınız değil mi? Doğu ile Batı bloğu. Doğu ile Batı bloğu arasındaki çatışmalar. Doğu bloğu üstünlüğü kurmak istiyor. Batı bloğu üstünlüğü kurmaya çalışıyor. Doğu bloğu içinde çatışmalar var. Bunlar yani değerli arkadaşlarım. Böyle gözünüzde büyütmeyin. Hikayeleştirin. Ezberlemeyin. Sizden rica ezberlemeyin. Ezber yapmayın. Hikayeleştirin. O niye öyle yapıyor? Bu niye böyle yapıyor? Mesela Yugoslavya ile SSCB'nin arası niye bozuldu? Bakın bakanlar egemen olmak istiyorlardı. SSCB ile Çin'in arası niye bozuldu? Yine üstünlük mücadelesi. Yani bu bunları sarf etmek zor değil değerli arkadaşlar. Gerçekten. Ezberlemeyin. Şimdi gelelim Berlin duvarına. Almanya ikiye ayrılıyor. Doğu Almanya SSCB kontrolüne giderken Batı Almanya ABD'nin kontrolüne giriyor değerli arkadaşlarım. Bir tarafa federal diyeceğiz. Diğerine demokrat diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Federal Almanya ABD'nin tarafında. Demokrat Almanya SSCB'nin tarafında olacak. Öncesinde biliyor musunuz? SSCB hepsine hakim olmak istiyordu. O yüzden araya set örülüyor değerli arkadaşlar. Berlin duvarı 1991 yılına kadar devam edecek. Çin nasıl kuruldu? Şimdi devletlerin bağımsızlık süreci çok farklı oluyor değerli arkadaşlarım. Genellikle iç çatışmalardan sonra devletler bağımsız oluyorlar. Çin'de yaşanan iç savaştan sonra Mao Zedong önderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti kuruluyor. Ve özellikle Çin'de yaşanan kültür devrimine dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Tamam. Küba Fidel Castro Batista hükümetini düşürüyor değerli arkadaşlarım. Birazdan yine bahsedeceğiz. ABD ile SSCB karşı karşıya gelecekler krizlerden dolayı. Füze sorunundan dolayı. Tamam mı? Fidel Castro ve Küba'nın sembolik yüzü Che Guevara'yı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Alnında yıldızlı bere. Batista hükümetini düşürüyorlar. Fidel Castro ve Che Guevara devrimi yaymak için hemen hemen tüm Güney Amerika'yı dolaşacaklar. Ancak Che Guevara Bolivya'da öldürülecekti derler arkadaşlarım. Çünkü istediği desteği alamıyordu. Kore Savaşı'na geldik. Kore Savaşı. 38. Enlem sınır kabul ediliyor. Güney Kore ABD'nin, Kuzey Kore ise SSCB'nin denetimine bırakılıyor. Bu savaşlar Panmunjom mütarekesi ile sona eriyor. Türkiye hakkında birazdan konuşacağız. Şimdi Az önce konunun başında konuşurken Orta Doğu'ya kan gölü demiştim. Hatırladınız mı? Kan gölü. Niye bunu diyorsunuz hocam? Şimdi anlayacaksınız. Balfur Deklarasyonu ile İsrail'in temelleri atılmıştı. 48 yılında İsrail resmen kuruldu. İsrail kurulunca savaşlar patlak verdi. Ve bu savaşların çoğunluğu 60'lı yıllardan sonra başlıyor. Orta Doğu denilince aklınıza Amerika ve Avrupalı devletler gelsin. Eisenhower doktrini ABD'nin SSCB'ye karşı uyguladığı politikadır. Orta Doğu ülkelerini kendi yanına çekmeye çalışıyor. Süveyş kanalının millileştirilmesi. Mısır lideri Nasır kanalı millileştiriyor. İngiltere, Fransa ve İsrail Mısır'a savaş açıyor. Ama bunlar eski güçlerinde olduklarını düşünüyorlar. ABD ve SSCB araya giriyor ve bu devletler geri çekiliyor değerli Çıkarları olmadan bunu yapamazlar zaten. Seato, ABD'nin Güneydoğu Asya'da uyguladığı politikadır. Öğrencilerim şu ikisini çok karıştırıyorlar. ASEAN ve SEATO. Apayrı. SEATO ABD'nin Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu projesidir. Bakın dikkat edin. Güneydoğu Asya'da gelişmeler var. Güncel bir beklediğim diğer önemli gelişmeler. Hindistan için tuz yürüyüşünü gerçekleştiren ve mücadele veren Mahatma Gandhi'dir. Biz Mahatma Gandhi'ye ne diyeceğiz? Ruhani lider diyeceğiz. Pakistan'a bağımsızlığını kazandıran Muhammed Ali Cinnah'tır. Şimdi iki ülke arasındaki sorun var. Keşmir. İzleyebilirsiniz. Keşmir sorunu ile ilgili. izleyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Hint yapımı. Önce izleyin. Keşmir sorunu Hindistan ve Pakistan arasındaki en büyük sorunlardan biridir. Günümüzde de varlığını devam ettiriyor. Sebebi ise verimli topraklardır. Taşkent dektorasyonu ile barış sağlansa da yine de ara ara çatışmalar meydana geliyordu. ASEAN, Güneydoğu Asya Milletler Birliği'dir. Laos, Kamboçya, Vietnam'ın başını çektiği ülkelerdir. Myanmar. Bunlar diyor ki hiçbir ülke bizim üzerimizde egemenlik kurmasın. Biz sorunları kendimiz hallederiz diyor. Tekrar edelim. Seato, ABD'nin Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya projesi. ASEAN Güneydoğu Asya Milletler Birliği'dir. Gelelim Türkiye'ye değerli arkadaşlarım. Bakın. Çok 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 çok. Ne ne oldu hocam ne oldu? Bu konu hakkında sizin çok soru çözmeniz lazım. Çok sevgili arkadaşlarım. Elinizden geldiğince çok soru çözmeniz lazım bu konu hakkında. 3 soru deyip geçmeyelim lütfen. Şimdi Soğuk Savaş döneminde Türkiye'ye bakalım. 1946 yılında tek, tek, dereceli seçim sistemine geçildi artık. İsmet İnönü dönemi. Çok partili hayat başlıyor. İlk muhalefet partisi Milli Kalkınma Partisi olarak tarihe geçti arkadaşlarım. Nuri Demir önderliğinde. Dikkat edelim buraya. Şimdi CHP'nin içinde çalkantılar meydana geliyor. Ne oluyor hocam? Dördü takdir dediğimiz grup CHP'den ayrılıyorlar. Celal Bayar Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve Adnan Menderes. İleride bunlar hangi parti olacak? Demokrat Parti olacak. Tamam mı? Fezli Çakmak Millet Partisi'ni kuruyor. Partinin genel başkanı Hikmet Bayur'dur değerli arkadaşlarım. Sonraki süreçte kendini feshedecek zaten. 1950 yılında yapılan seçim sonucu Demokrat Parti iktidare geldi. Tarihte biz bu olaya ne diyeceğiz? Beyaz devrim diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Demokrat Parti döneminde ne oldu? Bu konudan soru geldi mi? Öğrencilerim Birleşmiş Milletleri buraya ekliyorlar. Birleşmiş Milletlere üyelik İsmet İnönü dönemidir. 1946 yılı. Dikkat ederim. Demokrat Parti döneminde Türkçe ezan yasağı kaldırıldı. CHP döneminde Türkçe ezan vardı değerli arkadaşlarım. Yani kaynaklarda da var. Arşivlerde de var. Siz de bulabilirsiniz hatta nasıl okunduğunu. Köy sütüleri bu dönemde kapatılıyor. CHP döneminde açılmıştı. Marshall planından yardım alınıyor. Buraya dikkat edelim. NATO'ya üye olundu. Niye hocam? Çünkü Kore Savaşı'na asker çıkarıldı. Balkan Paktı'na üyelik sağlandı. Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Kıbrıs meselesinden dolayı Türkiye ile Yunanistan'ın arası açılıyor. Yugoslavya'da tekrardan SSCB'ye yanaşıyordu. Bağdat Paktına üyelik sağlanıyor. Buradaki amaç nedir değerli arkadaşlarım? Bakın. Unutmuyoruz, unutmuyoruz. Buradaki amaç hem Balkan hem Bağdat Paktı'ndaki amaç nedir? Değerli arkadaşlarım, SSCB'nin yayılımına karşı gelmelidir. Bağdat Paktı Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere'nin katıldığı paktır. Bakın. Sadabat Paktı ile karıştırmayın batta Afganistan var. Bağdat'ta Pakistan var. Tamam. Irak çekildiği için ismi Cento olarak değişecek değerli arkadaşlar. Tamam mı? Hangi ülke çekildiği için? Irak çekildiği için. Merkezi Türkiye'ye getirmek durumunda kalıyorlar. 27 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen darbe ile TSK yönetimi el koyuyor ve Demokrat Parti dönemi sona eriyor değerli arkadaşlarım. Adnan Medres idam ediliyor. Yazısı ada mahkemelerinde. Bildiriyi okuyan kişi Arparsan Türkeş'tir. Birazdan yine konuşacağız. Milli Birlik Komitesi MBK diyoruz değerli arkadaşlarım. Milli Birlik Komitesi darbeyi gerçekleştiren gruptur. Cemal Gürsel önderliğinde Cemal Gürsel 4. Cumhurbaşkanı olacaktır değerli arkadaşlar. Soğuk savaş döneminde ne oluyor Türkiye'de? Köyden kente yoğun göç hareketleri yaşanıyor. Zeki Müren, Sanat Güneş, Neşet Ertaş, Bozkır'ın Tezeniz gibi önemli sanatçılar burada ortaya çıkıyor. Vurun Kahpeye aldı film çekiliyor. Ömer Lütfi Agad'ın önemli eseri. Garip akımına karşı bu sefer 2. Dünya Savaşı sırasında garip akımı çıkmıştı söylememiştik. İkinci yeniciler ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler. Petrol ofisini verdik. Köy enstitülerini verdik sizlere zaten. Soğuk savaşta yaşanan diğer gelişmeler. Elvis Presley önderliğinde batıyı eleştiren Rock and Roll hareketi ortaya çıktı. Rock and Roll ortaya çıkıyor değerli arkadaşlarım. DNA'nın kimyasal yapısı çözülüyor. Bunu genelde iki savaş arası döneme ekliyorlar. Dikkat edin bu dönemde. SSCB tarafından uzaya uydu gönderildi. Sputnik udu. Sputnik adlı uydu değerli arkadaşlarım. Akdeniz oyunları Mısır'da gerçekleşiyor. Dikkat ediyoruz. UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan ilk takım Real Madrid oluyor. Hatta en çok şampiyonluğu olan takımdır değerli arkadaşlar. Anlaşık mı? Devam edelim. Şimdi ben yumuşama olarak aldım. Ama biz soğuk savaş olarak devam edeceğiz. Anlaşık mı? Yani değerli arkadaşlar ÖSYM şöyle almış biliyor musunuz? Diyor ki 45 60 arası ideolojik çatışmalardır. 60 ile 80 arası devletlerin yanaşmasıdır. 80 ile 2000 yılı yıllar arası Rusya'nın içinde bulunan Rusya'nın içinde bulunduğu buhrandır. Öyle almış. O yüzden Johnson mektubunu soğuk savaş olarak nitelendirmişti. Anlaştık mı? Biz devam ediyoruz konularımıza. Şimdi devletler yumuşama dönemine niye girdiler? Niye? Çünkü nükleer silahların sayısı artıyordu. İnsanlar zarar görüyordu. Bundan dolayı devletler artık yumuşama döneminin adımlarını attılar. Diğer ismiyle biz ne diyeceğiz? Bu döneme detant diyeceğiz. Tamam mı? Özellikle şu görüşme çok önemli. Kennedy ve Khrushchev görüşmeleri yumuşatmayı başlatan önemli geçmeler arasındadır. Telefon görüşmesi bile oluyor. Telefon görüşmesi dediğimiz Aham şu an değil. Kırmızı hat diyorlar zaten. Ping pong diplomasisi. ABD ve Çin ülkelerinin masa tenisi takımları karşı karşıya geliyorlar. İlişkiler güçlensin diye. Sonrasında zaten Birleşmiş Milletler üye olacak. Salt 1. Yumuşama, yumuşamanın başlangıcı olarak bilinir. ABD ve SSCB arasında antlaşma imzalanıyor ve füzeler sınırlandırılıyor derler. Nükleer füzelerin sınırlandırılması kararı alınıyor. O yüzden ne diyorlar? Yumuşamanın başlangıcı diyorlar. Helsinki Konferansı Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı kuruluyor. Avrupa Güvenlik İşbirliği Konseyi. Arnavutluk dışında Avrupa ülkeleri ABD ve Kanada katılıyor. Ve bu dönemde Helsinki Nihai Senedi imzalanıyor. Helsinki Nihai Senedi'nin amacı nedir? Yine barışa katkı sağlamaktır. Avrupalı ülkeler arasında işbirliğini güçlendirmektir. Salt 2. Tam AB'de imzalayacakken SSC Afganistan'a giriyor değerli arkadaşlarım. Ve yürürlüğe girmiyor. Salt 2'nin yürürlüğe girmemesi amacı neymiş? SSCB'nin Afganistan'ı işgalidir. Hatta olimpiyatlarda SSCB'yi boykot ediyorlar değerli arkadaşlarım. Afganistan'dan çıkacak mı? Çıkmayacak. O yüzden Afganistan'a ne diyorlar? İmparatorlukların mezarı diyorlar değerli arkadaşlarım. Kimse çıkamıyor. Şimdi gelelim önemli meselelere. Küba krizi. SSCB'nin Küba'ya ABD'nin ise Türkiye füzeye yerleştirmesiyle ortaya çıkan sorundur. Bu sorun var ya 3. Dünya Savaşı'na sorun olabilirdi. 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebebiyet verebilirdi sevgili arkadaşlarım. Çünkü gerçekten büyük bir sorun değerli arkadaşlar. Büyük bir sorun. 3. Dünya Savaşı çıkabilirdi. Ama ABD Türkiye, Türkiye'deki SSCB'de geri adım atınca sorun çözülüyor. Küba krizine dikkat edelim. Hatta Küba ile ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Ee, Batista döneminde Fidel Castro'nun Batistayı indirdiği dönem diyelim. Hatta ABD Domuzlar Körfezi çıkarmasını yapıyorlar. Sırf Castro'yu indirebilmek için. Sonuç başarısız oluyor. Küba önemli. Kübaya dikkat edelim. Vietnam'a gidelim. ABD diyor ki Kuzey Vietnam Togün Körfezi'ne asker çıkardı. Bunu bahane eden ABD Vietnam'a savaş açıyor. Ve ABD en büyük kayıpları burada veriyor. Şimdi şu filmler var değerli arkadaşlarım. Rambo. Yani izlemeyen yoktur. Sylvester Stallone'nin başrolünü oynadığı film. Burada ne yapıyorlar biliyor musunuz? ABD'nin yenilgisini örtbas etmeye çalışıyorlar. Başkan, ABD başkanı 60 bin diyor. 60 bin asker öldü diyor. Kaynaklar 120 bin asker öldü diyor. Halk buna büyük tepki gösteriyorlar. Vietnam Savaşı'na katılmayı reddeden boksör de Muhammed Ali Kreider. Lisansı iptal ediliyor. Diyor ki, Vient Konglar bana hiçbir şey yapmadılar ki. Ben neden savaşa katılayım diyor. Ve ABD'nin liseyini reddediyor. Bu dönemde Bağlantısızlar bloğunu görüyoruz. 3 devlet. Mısır, Yugoslavya, Hindistan. Mısır'ın başını Nasır, Yugoslavya'nın başını Tito, Hindistan'ın başını Jawaharlal Nehru tutuyor. İlk görüşmeler Endonezya'nın Bandung kentinde Teşkilatlı Konferansları Belgrad Konferansı olarak belirleniyor. Bunlar diyor ki ikili ittifaklara girmeyin. ABD ve SSCB'yi barışa davet ediyoruz. Askeri üs bulundurmayacağız. Bağımsızlık hareketlerine destek vereceğiz diyorlar değerli arkadaşlarım. Beş ilke etrafında şekilleniyorlar. Sürekli barış. Gelelim Orta Doğu'ya. 1967 yılında gerçekleşen 6 gün savaşlarını İsrail 6 saatte kazanıyor ve topraklarını genişletiyor değerli arkadaşlarım. Eminim ki çoğu arkadaşım o haritayı görmüştür. İsrail'in kurulurken kurulurken ki eee e, coğrafi konumu. Daha 67 yılından sonra gerçekleşen toprak genişlemesi. Yani birden topraklarını 4 kat genişletiyor değerli arkadaşlarım. 67 yılında savaşa katılan devletler Mısır, Suriye ve Ürdün'dür. İsrail bu savaşı 6 saatte kazanıyor. 1973 yılında Mısır-İsrail savaşları patlak veriyor değerli arkadaşlarım. Biz bu savaşlara ne diyeceğiz? Biz bu savaşlara Yom Kipur savaşları diyeceğiz. ABD araya giriyor. Mekik diplomasisini takip eden Kissinger oluyor. Ve Camp David antlaşmasıyla savaş sona eriyor. Böylece İsrail'i tanıyan ilk Müslüman Arap ülkesi, Arap ülkesi, Arap diyorum Mısır oluyor değerli arkadaşlarım. İslam Konferans Örgütü kuruluyor değerli arkadaşlar. Buradaki amaç dini birlikleri koruma ve İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesini sağlamadır. Merkezleri Cidde'dir. İkinci zirveleri Lahor kentinde gerçekleşmiştir. Şöyle bir bilgi var. Ekmelettin İhsanoğlu 2005 ve 2013 yılları arası başkanlık yapmıştır değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Gelelim petrole. Olmazsa olmaz. Orta Doğu'da petrolün yeri OPEC'in kurulması petrol ihraç eden ülkeler. Venezuela, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak'tır. Sonraki dönemlerde Nijerya'yı da göreceğiz değerli arkadaşlarım. 6 gün savaşlarında İsrail'e karşı siyasi araç olarak kullanıldı. Ve işbirliği için milletler milletler arası enerji ajansı kuruluyor değerli arkadaşlar. Hatta bunlar ABD'yi bile ambargo uyguluyor. ABD büyük tepki gösteriyor. Orta Doğu'da gerginlik. İran'da Irak savaşları. 80-88 Irak'ta Baas rejimi, İran'da Hümeyni. Artık devletin başına geçiyorlar. Pehlevi Hanedanlığı'na Humeyni son veriyor. Irak'ta da bazı rejimi var. Çatışmalar devam ediyor. En büyük çatışmalardan biri Şatul Arap Su Yolu'dur değerli arkadaşlarım. Çatışmalar Cezayir Antlaşması'yla bir süreliğinde duruyor. Sonrasında 80-88 yılları arasında savaşlar gerçekleşiyor. Ve iki tarafta birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlar değerli arkadaşlarım. Ve kazanan taraf kim oluyor? Avrupalılar oluyor. Niye hocam? Çünkü... Çünkü silah satıyorlardı. Hümeyni ne diyor biliyor musunuz savaşın sonunda? Diyor ki bu antlaşmayı imzalamak zehir içmekten daha zordu diyor. Adam hala geri çekilmiyordu. İran'ın başına büyük bela olmuştu. İran genç sıkıntılı var. Şiddetle öneriyorum araştırın bunu. ABD'li yarbay Oliver North İsrail üzerinden İran'a silah satıyordu derler. arkadaşlarım. ABD bu dönem kimin tarafını tutuyor sizce? İran. Görüşmede başbakanı suçlu buluyorlar değerli arkadaşlarım. Ama mahkemede bu sefer karar düşüyor ve başbakanın suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Anlaştık mı? Böyle bir olay var tabii. Şimdi Türkiye'ye bakalım. Bakın yumuşama dönemi denildi mi aklınıza Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorular gelsin. Kıbrıs ÖSYM sordu yine sorabilir. Enosis Kıbrıs Yunanistan'a katma düşüncesiyken EOKA örgüttür. Yorgo Grifas önderliğinde kurulan örgüttür. 59 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında Londra Antlaşması imzalanıyor. 60 yılında Makarios devletin başına getiriliyor. Yardımcılığına Doktor Fazıl Küçük getiriliyor. Tamam mı? 63 yılında EOKA kanlı yı noeli gerçekleştirip Türklere zarar veriyorlar. Katliama tabi tutuyorlar Türkleri. Adaya harekat yapılması yönünde karar alındı. Ancak Johnson, ABD lideri Johnson mektup göndererek harekatın önüne geçiyor. İşte ÖSYM bunu soğuk savaş döneminde almıştı. O yüzden sizlere tekrardan söylüyorum. Hepsini soğuk savaş olarak alın. 47 ve 91 yılları arasına. Tamam mı değerli arkadaşlarım? Yani ÖSYM'de gerçekten öncesinde öyleydi. Arkadaşlar ona göre çalıştılar. Niye Johnson'ın mektubunu sen soğuk savaşa ekledin? 60'tan sonra gerçekleşen olaydır yani. Çoğu arkadaşım hatta neti gitti orada biliyor musunuz? Hatta da e, konuşuyorlar benimle. Bu durumdan dolayı netimiz gitti hocam. Bir soru hazırlamıştım orada da düşüler. Ve oraya da bundan sonra da dikkat ettim zaten. 74 yılında Makarios'a darbe oluyor ve Samson'u getiriyorlar. Bülent Cevit hayırdır diyorum. Hayırdır oğlum? Böyle diyor gerçekten. Ara olan. Tuğran Güneş. Kimdir? Dönemin önemli politikacılarından biridir. Kızının ismi Ayşe'dir. Kıbrıs'a barış harekatı düzenlenecek. Bu arada babam da katılıyor değerli arkadaşlarım Kıbrıs barış harekatına. Hatta buralarında dövmesi var. E, tüm askerlerin burada dövmesi var. KKTC diye. Bülent bir dönderliğinde Kıbrıs harika düzenleniyor. Şifre, parola, Ayşe tatile çıksın derli arkadaşlarım. Turan Güneş'in kızının ismidir. Harikada en büyük tepkiyi ABD gösteriyor. Burada ÖSYM yine sordu. Johnson'ın mektubunu sordu. Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkeyi sordu. O da ABD'ydi derdi arkadaşlarım. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulacaktır. Kimin önderliğinde? Rauf Denktaş önderliğinde değerli arkadaşlarım. Türkiye ile Yunanistan arasındaki diğer önemli sorular. Ege Adaları'nın silahlandırılması. Lozan'da silahsızlanma kararı alınmıştı. Ama Rumlar yine bölgeye girmeye çalıştılar. Kıta sağlığı sorunu. Mil sorunu. Mil sorunu günümüze kadar devam etti değerli arkadaşlarım. 3, 6, 9, 12 diye gidiyorlar. Fıratlı sorunu. Yunanistan Türkiye'ye uçuşları kapatıyor. Ve sıkıntı ortaya çıkıyor. Kıta sağlığı sorununda da Yunanistan yavaş yavaş Türkiye sınırlarına yaklaşıyordu. Türkiye ve Ermenistan arasındaki sorun Asala. Asala denilimi mi Ermenistan aklına gelsin. Çoğu kişiyi öldüren bir örgüttür Asala değerli arkadaşlarım. Ermenistan'ın kurtuluşu için mücadele ettiklerini söylüyorlar. Şimdi Türkiye'de bunalım yılları. Seçimler seçimler. 60 darbesiyle Demokrat Parti indirildi. Yeni Cumhurbaşkanı Cemal Güseroğlu 69 1961 Anayasası yürürlüğe girdi değerli arkadaşlarım. Çift başlı anayasadır buna de dikkat. Çift başlı meclistir özür dilerim. Çift başlı meclis hem sanatı var hem meclis var değerli arkadaşlar. Dikkat edelim ve burada güçler ayrılığı ilkesine başvuruluyor. 65 seçimlerini Süleyman Demirel önderliğinde Adalet Partisi kazanıyor değerli arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Böyle bilgiler vereyim sizlere. Necmettin Erbakan önderliğinde Milli Nizam Partisi kuruluyor. Sonra da Milli Selamet Partisi olarak görevine devam edecek. Günümüzde de yeniden Refah Partisi var. Necmeddin Erbakan'ın oğludur değerli arkadaşlarım. Fatih Erbakan. 1973 seçimlerinde CHP ve Milli Selamet Partisi'nin koalisyonunu görüyoruz değerli arkadaşlarım. 77 seçimlerinde Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel hükümeti kuruluyor. 80 darbesiyle Kenan Evren yönetime el koyuyor. 1982 anayasası yürürlüğe giriyor. En sert anayasalardan biridir sevgili arkadaşlarım. Çok ama çok sert bir anayasa. Çok sert. Çoğu kişi idam ediliyor. Çoğu parti kapatılıyor. İnsan hak ve özgürlüklerine yer verilmiyor neredeyse. 83 seçimlerini ANAP önderliğinde Turgut, e, Turgut Özal önderliğinde ANAP kazanıyor değerli yani arkadaşlarım. Buna da dikkat edelim. Diğer gelişmelere baktığımızda Dormen Tiyatrosu döneme damga vuruyor. Arabesk kültürü ortaya çıkıyor. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur sabahçı kahvesi. Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken sabaha kalmadan neyse ne diyorum ben Müslüm Gürses'in şarkısı. Metin Eksan'ın yönetmenliğini yaptığı Susuz Yaz gösterime giriyor. Barış Manço ve Cem Karınca gibi harika sanatçılar döneme damga vuruyorlar değerli yani arkadaşlarım. Yumuşama döneminde dünyada yaşanan gelişmeler. Petrol kullanımı arttı. Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk kişi oldu. İlk kozmonot oldu. Neil Armstrong aya çıktı. Apple bilgisayar üretimi başladı. Arpanet faaliyete girdi. Web tarayıcısı Mosaic faaliyete girdi. Dünya kupasını kazanan ilk takım Uruguay oldu. En çok kazanan Brezilya. Rock'ın rol kültürü devam etti değerli arkadaşlarım. Bunlara dikkat edelim. İlk bilgisayar soğuk savaş dönemindeydi. Sonraki dönemlerde daha da geliştirilecek değerli arkadaşlar. Yumuşama dönemi de bitti. Son olarak küreselleşen dünyadan bahsedip bitirelim değerli arkadaşlarım. Ezan okunacak. 1980'lerden sonra ekonomik çöküntü işine girdi. Çünkü Afganistan'dan çıkamadı. Afganistan SSCB'ye gerçekten haddini bildirdi. Şimdi şaka yaptığımızı sanıyorsunuz değil mi? Afganistan'dan kimse çıkamıyor değerli arkadaşlarım. Bölgelerini çok iyi biliyorlar. Vietnam'dan ABD nasıl çıkamadıysa Afganistan'dan da SSCB çıkamadı. Gorbaçov, Prestroika ve Grastos açlık, açıklık ve şeffaflık politikalarını uygulasa da tekrardan siyasete girmeye çabalasa da çöküşün önüne geçemiyor. Ve 1991 yılında SSCB olarak yerine Rusya Federasyonu kuruluyor. Kimin önderliğinde? Boris Yeltsin önderliğinde sevgili arkadaşlarım. SSCB'de aldıktan sonra SSCB'ye SSCB bağlı devletler bağımsız olma girişimlerini başlatacaklardır değerli arkadaşlarım. Kadife devrimi hiçbir çatışma olmuyor. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ayrılıyor değerli arkadaşlar. Şangay Beşisi'nden bahsedelim. Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın içinde bulunduğu Beşidir. Sonrasında Özbekistan katılacak Şangay İşbirliği ismini alacaktır. Bağımsız olan Türkiye devletler buraya dikkat edelim çıkıyor değerli arkadaşlarım. Azerbaycan'a bağımsızlığını kazandıran Ebu Feysel Ermenistan ile yaşadığı sorun Dağlık Karabağ sorunu ve Hocalı katliamı Ermenilerin katliamıdır değerli arkadaşlarım. Kazakistan'a bağımsızlığını kazandıran Nur Sultan Nazarbayev, Semey nükleer santralini bu dönemde Kazakistan kapatıyor değerli arkadaşlarım. Kırgızistan'a bağımsızlığını kazandıran Askar Akayev, Özbekistan'a bağımsızlığını kazandıran İslam Kerimov bunları mutlaka not alın. Türkmenistan, Sapar Murat, Niyazov'dur değerli arkadaşlarım. Bağımsız devletler topluluğundan bahsetmek istiyorum. Almatı zirvesine dikkat çekelim. Almatı zirvesiyle kuruluyor. Güney Osetya Savaşı ile Gürcistan ayrılıyor değerli arkadaşlarım. Sonraki süreçlerde Putin'in hükümdarlığını göreceğiz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA bu dönemde kuruluyor. Gelişmekte olan ülkeler tarafından işbirliği başlığı altında kuruluyor. Değerli arkadaşlarım Berlin Duvarı yıkılıyor. 1991 demiştim. 1990 ve 91 yılları arası diyelim. Yanlış bilgi olmasın. Almanya birleşiyor değerli arkadaşlar. Artık duvar yok. Avrupa Birliği'nin kuruluş aşaması bahsetmiştik. Şuma bildirgesi. Ayet Avrupa Gönüllü Topluluğu ve Avrupa Birliği değerli arkadaşlarım. Ne demiştik. Maastricht antlaşması demiştik. Kopenhag kriterlerini yerine getirebilen devletler alınabilir. Türkiye yapılan görüşmeler sonucu Kopenhag kriterlerini yerine getirememiştir. Günümüzde de halen yerine getirememektedir. Hocam bu kriterler ne? Mesela diyor ki azınlık haklarına saygılı olacaksın. Ekonomin çok çok iyi olacak. Hukuka saygılı olacaksın. Adaletin ön planda olacak. Bununla beraber ülkenin refahı için elinden gelen her şeyi yapacaksın diyor. Türkiye'de bunları karşılamadığı için katılamıyor. Küreselleşen dünyada Balkanlarda gelişmeler artık Boğazım kurudu değerli arkadaşlarım. Yavaş yavaş bir şeyler oluyor. Küreselleşen Yugoslavya'nın dağılması değerli arkadaşlarım. Tüton'un ölümünden sonra Yugoslavya bağlı devletler bağımsız oluyor. Bunlar Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan. Bunlara dikkat et. Makedonya, Kosova ve Voivodina'dır. Bosna Savaşları Sırbistan büyük hayalini gerçekleştirmek istiyor ve burada Srebrenica katliamını gerçekleştiriyorlar değerli arkadaşlarım. Savaşlar Dayton Antlaşması sona eriyor. Bilge Kral olarak bilinen kişi Aliya İzzet Begoviç oluyor değerli arkadaşlarım. Güncelde karşımıza çıkabilir. Katliamı unutma. Orta Doğu'ya baktığımızda Irak Kuvveti işgal ediyor değerli arkadaşlarım. Ve böylece Körfez Savaşları başlıyor. İkinci Körfez Savaşı sonucu ABD bölgeyi yenip Saddam Hüseyin'i idam ediyor. Filistin sorununa baktığımızda Yaser Arafat'ı görüyoruz değerli arkadaşlarım. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kuruyor. İsrail'e karşı intifada ayaklanma örgütünü kuruyor. Oslo görüşmeleri ile Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail tarafından tanınıyor değerli arkadaşlarım. Türkiye'ye baktığımızda Rusya ile mavi akım projesi gerçekleşiyor. Orta Asya Türkleri bağlar güçlendiriliyor. Kıbrıs sorunu bakın bu planlara dikkat edelim. Anlam planı önemli. 1980'inden sonra ANAP iktidara gelmiştir. Tansu Çiller ilk kadın başbakan oluyor. İlk telefon görüşmesi, cep telefonu görüşmesi Tansu Çiller ve Süleyman Demirel arasında gerçekleşiyor. Bu bilgiyi de vereyim. Yunanistan ile Karda kayalıkları krizi ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. E sormuştu. Sertab Erener Eurovision'da şampiyonluğa ulaştı 2003 yılında. Galatasaray UEFA kupasını kazandı değerli arkadaşlarım. İlk renkli televizyon faaliyete girdi. İlk özel televizyon Star TV oldu. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü 2006 yılında. İlk internet bağlantısı ODTÜ'den yapıldı. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye 3. oldu değerli arkadaşlarım. Diğer gelişmelere baktığımızda nanoteknolojiyi görüyoruz. Dolly adlı coin kopyalanıyor. Pop yıldızı Michael Jackson döneme döneme damga vuruyor. Çernobil faciası Ukrayna'da yaşanıyor. Küresel ısınma için Kyoto Protokolü imzalanıyor. İnşallah bir şeyler kapmışsınızdır sevgili arkadaşlarım. Tek videoda bitirmek istedim. Fazla derine inmenize gerek yok. Genel hatlarıyla bilin yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Sonraki süreçte bol bol soru çözeceğiz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.